İyi günler arkadaşlar. Yapay zeka serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Blackboardları öğreneceğiz. Blackboardlarda veri depolayıp karakterimizin yerini yapay zekamıza ezberletip onu takip etmesini sağlayacağız. Öncelikle şeyini açıyoruz. Normalde fokus bağlıydı bildiğiniz gibi. Fokusu çözelim şu şekilde alt ve sol klikle. Şöyle dursun. İsterseniz silebilirsiniz. İstediğiniz zaman getirebiliyorsunuz zaten kayıtlı oluyor. Bizim şimdi yeni bir task, yeni bir görev oluşturmamız lazım. Blueprint Base'i seçin ve buraya atıyorum Player Location yazsın. Belki Tasks diye görevler diye bir klasörde oluşturulabilir. Daha da güzel olur belki. Şimdi buraya Event Execute Event Receive Execute AI diyelim. Şuraya da Finish Execute diyelim. Bunlar zaten klasik. Şimdi bir variable yani bir değer oluşturmamız lazım. Bu değerin ismi layer location olabilir. Bunun burası işte biraz farklı. Blackboard key olarak seçmemiz lazım ki kayıt olsun ve şu çok önemli. Bunu yapmazsanız asla çalışmaz. Bu gözü açmanız gerekiyor. Yani dışarıdan da bu değiştirilebilir olması gerekiyor. Yoksa sağlanmaz. Kontrolle bunu çekin. Daha sonra bunu set as dediğiniz zaman zaten bunu bir bool olarak mı, class olarak mı, enum mu, float mu, int mi hangisi olarak depolayacaksınız size soruyor. Yani bunun belli bir şeyi yok aslında. Variable altına geçiyor ama bütün variable'ları kapsayan bir şekli var temel variable'ları. Vektör olarak saklayacağız çünkü sonuçta bir mekan yer, bir konum vektördür değil mi? Peki hangi vektör olacak? Karakterimizin vektörü olacak. Yani oynadığımız karakterin get playerı karakter karakter deyip karakterimizi alalım. Buradan da get world location diyebiliriz. Burada fark etmez ne seçtiniz de kapsül belki biraz daha doğru olabilir. Bunu bağladığınız zaman zaten bunu artık success işaretlemeyi unutmayın. Bağlayacak. Buraya gelip Pardon, şunu sesini kapatalım. Play location dediğimiz zaman gördüğünüz gibi buraya şey olarak geldi ve cell faktör gözüküyor sadece. Bunun demesinin sebebi biz Blackboard Key olarak sadece sel faktör var kendisi manasında. şimdi buradan yeni bir key oluşturacağız. Ne oluşturacağız? Tabii ki vektör olacak yön olduğu için. Unreal Engine 4'te çok hafif şekilleri farklı olabilir ama aynı şey sağlıyor. Buna Play Location diyebiliriz. Şimdi buraya dönüp bunu seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi player Location çıkıyor. Eğer şunu public yapmazsanız nerede? Şu değerin şu gözü açmazsanız görmezsiniz. Ben bu hata yönünden 2 saat boyunca nerede hata yaptığımı anlamamıştım öğrendiğim zaman. Şimdi karakterimizin yeni depoladık. Sonra ne yapması gerekiyor? Sonra oraya gitmesi gerekiyor. Onun için daha önceden hazırlanmış Move to isminde şey var. Tekrar bizim buradan yeni bir task oluşturmamıza gerek yok. Oluşturabiliriz ama gerek yok. E buradan da tabii nereye gidecek? Play location'a gördüğünüz gibi gidecek. Mesela şurada şey var. Exact triple radius diğerlerine girmeyeyim de. Bu şey demek ne kadar yaklaşırsa kabul etsin. Hani ölçüsü ne yani hangi ölçüde olursa dursun ve tamamlasın bunu. Mesela 5 ya değiştirilebilir. 20-30 yaparsınız biraz daha uzakta kalabilir. Şimdi ben böyle bırakacağım save diyeceğim. Oyuna girdiğim zaman gördüğünüz gibi geliyor karakter düşman yani konumda. Fakat bak 5 dediği şey bayağı ağzımın içi mesela onu da göstereyim. 25 olsun, 25 lazımın içi, 100 olsun, yüzde çok uzak değil. Unreal'ın birimleri biraz büyük büyük olduğu için böyle oluyor. 250 diyelim, Aynen mesela 250 atıyorum bunu siz 700-800 yaparsınız ve o kadar yaklaşınca. Zaten 700'müş. Heh, gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu tekrar bir default ayarına çekeceğim. Kaçtı işte 50 diyelim. Fark ettiğiniz gibi bir de şöyle bir sıkıntı var. Yürürken dönerken çok keskin dönüyor. Ve çirkin bir görüntü yapıyor. Ee, bir şey daha yapacağım. Önce bir hızını ayarlayacağım. Max Walk Speed'den. Normalde 600 ya bunu 400 falan yapacağım. Çünkü biraz daha yavaş gelsin. Bu kadar hızlı yürümesine gerek yok. E bir de o dönmeyi ayarlamak için yani buraya rotation yazdığınız zaman rotation yav input'u kullanıyor ya bunu kapatın. Aynı şekilde buraya gelin. Burada da orient rotation to movement diyor ya bunu açın. Şu an snapping olmaması lazım o kadar. Aynen. Daha smooth dönüyor. Gördüğünüz gibi. Daha yumuşak dönüyor. Böyle biraz daha iyi oldu derseniz tabi şuradan şey indirerek daha da yumuşak döndürebilirsiniz şunu. Fakat bunu da indirirseniz bir tuhaf oluyor. Mesela 540 yapalım biraz daha öyle dönsün. Evet böyle güzel oldu. Ben hoşuma gitti. Ve bu bölümlük bu kadardı arkadaşlar. Çok uzun tutmak istemiyorum. Burada değinmek istediğim nokta Blackboard key'leri nasıl depolayacağımız ve yazdığımız tasklar arasında nasıl çağrı iletişim kurabileceğimiz. Burada yine bu tasklarla alakalı bir sürü şey yapabiliyor. Burada yani mesela biz burada player location aldık. Daha sonra bu player location'la inanılmaz farklı şeyler yapabiliriz yine. Ee, bir tane blackboard key ayarlarız oraya. Daha sonra deriz ki o noktaya gittiği zaman etrafında dön oraya ateşe et oraya bir şey yap orada arkadaşlarına ara falan bunlar yapılabilir tabi İlerleyen zamanlarda da farklı yollar göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.